8. sorumuz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi bu metinlerde anlatılan sanatçıların ortak özelliklerinden biri değildir? Bakın bize iki tane metin vermiş yukarıda. Bu iki tane metinde iki sanatçıdan bahsediyor. Bizler bu sanatçıların ortak olmayan yönü, bu metinde ortak olmayan özelliklerini bulmaya çalışacağız. 1953 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Eşref Armağan, görme yetisi olmadığı ve hiçbir sanat eğitimi almadığı halde boyut ve perspektifi kullanarak resim çizebiliyor. Sanatçı, çocukluğundan beri vazgeçemediği bu sanat dalında kendisini öyle geliştirmiş ki nesneleri adeta dokunarak görüyor. Bu özelliğinden dolayı beyin yapısı Harvard Üniversitesi'nde incelenmiştir. Resimleri Amerika, Çin, İtalya gibi birçok ülkede sergilenen ünlü ressam belgesellere de konu olmuştur. Dünyanın en ünlü bestecisi ve piyanisti olarak kabul edilen Beethoven, Almanya'nın Bonn şehrinde fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Para kazanmak için küçük yaşta piyano çalmaya başladı. 1792 yılında Viyana'ya giden ve burada klasik müziğin ünlü ismi Joseph Haydn ile çalışma imkanı bulan Beethoven, Haydn'ın da yardımıyla müziğe olan yeteneğini keşfetti. 1801 yılında duyma kaybı yaşamaya başlayan ünlü besteci, duyma yetisini yıllar içinde kaybetse de müzik sevgisini hiç kaybetmedi. Hatta en ünlü eserlerinden biri olan 9. senfoniyi bestelerken duyma yetisini tamamen kaybetmişti. Alt seçeneğine bakıyorum arkadaşlar. Engelleri aşarak büyük başarılara imza atmış olmaları. Şimdi Eşref Armağan arkadaşlar görme yetisi olmadığı için. Görme yetisi olmaması arkadaşlar görme engelinin olduğunu bize gösteriyor. Burada engelini vermiş bize. Beethoven'da ise arkadaşlar işitme engelinin duyma yetisi, bakın duyma yetisinin az olmasından daha sonrasında da duyma yetisini tamamen kaybetmesinden bahsediyor. Görme engelli olan Eşref Armağan, işitme engelli olan Beethoven bütün bu engellerini aşarak büyük başarılara imza atmışlardır diyoruz ve A seçeneği ortak özelliklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Uluslararası bir üne sahip olmaları, uluslararası ne demektir arkadaşlar? Dünyaca ünlü demektir. Beethoven da dünyanın en ünlü bestecisi diye bahsediyor. Yukarıda Eşref Armağan içinse resimleri Amerika, Çin, İtalya gibi birçok ülkede sergilenmiştir diyor. Yani Eşref Armağan'ın da dünyaca ünlü olduğunu bizler verilen bu ülkelerden arkadaşlar anlayabiliyoruz. Dolayısıyla B seçeneği de iki sanatçının ortak özelliği olarak karşımıza çıkıyor. Bilimsel araştırmalara konu edilmeleri. Şimdi arkadaşlar Eşref Armağan'ın yazıldığı metinde Harvard Üniversitesi'nde incelenmesi, beyin yapısının Harvard Üniversitesi'nde incelenmesi, belgesellere konu edilmesi, evet bilimsel araştırmalara konu edildiğini gösteriyor. Ancak Beethoven'dan bahseden, bakın bu metnin içerisinde herhangi bir bilimsel araştırmaya konu edilmesinden bahsetmiyor. Yani C seçeneğinde verilen ifade burada var ama C seçeneğinde verilen bakın bilimsel araştırmalara konu edilmeleri burada Beethoven'da yok ama sadece Eşref Armağan'da var. Bizden ne istiyor arkadaşlar? Ortak özelliklerinden biri değildir diyor. Bakın bu ortak özellikleri değil bu iki metnin. Dolayısıyla cevabımız buradan ne çıkıyor? C seçeneği çıkıyor. Yaptıkları işe tutkuyla bağlı olmaları, evet, müzik sevgisini hiç kaybetmemesi. Burada ise arkadaşlar, dikkat ederseniz vazgeçemediği bu sanat dalı diyor. Bakın, ikisi de işine gayet tutkuyla bağlı olduklarını görüyoruz. Bizler bunu da arkadaşlar metnin içerisinden anlayabiliyoruz. Ortak özelliğidir. C seçeneği ise arkadaşlar dediğim gibi, ortak özellikleri değildir. Eşref Armağan'da bakın var, bilimsel yayınlara, bilimsel araştırmalara konu olması var ama Beethoven'da yok. Bunlar ortak özellik değildir. Dolayısıyla da cevabımız C seçeneği olarak karşımıza çıkar.